Yememiz hazır abi. Pilav olsun, humus olsun, güveç olsun. Abi yani hepsinden olsun. Hepsinden olsun abi. Evet bayanlar, baylar, sevgili çocuklar, pek kıymetli dostlar. Yepyeni bir YouTube videosu için YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Tarsus Köylü Garajı'nda bulunan Kalender Lokantası'nın Bedüstan yanına geldik arkadaşlar. İçeride hummalı bir çalışma var. İçeride müthiş lezzetler var. Biz de bu lezzetlerin tadına bakmak için şimdi Bedüstan yanına gideceğim. Arkadaşlar YouTube kanalımıza abone olup yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Şimdi içeriye gidelim arkadaşlar. Evet Bedüstan. Selam aleyküm bir öncelikle. Nasılsın, iyi misin? Nasılsın? Allah senden razı olsun. Çok çok teşekkür ederim usta. Ben buraya bir tane ustamızın vesilesiyle geldim. Abi hoş geldiniz. Seni öve öve bitiremediler. Allah razı olsun. Dediler ki orada ızgara var, dediler orada balık var, dedi kuru fasulye var dedi. Yani dedi orada yok yok. Ya dedi Bedüstan'ın yanına git. Dedi oradaki dedi lezzetlerin tadına bak. Mutlu bir şekilde dedi evine tekrardan geri git. Doğru. Bunlar doğru mu abi? Doğru söylemişler abi. Öncelikle ustası kaç seneden beridir bu tezgahtasın? 20 senedir buradayım. 20 senedir buradasın. Kaç senedir bu mesleğin içerisindesin? 30 senedir bu işi yapıyorum. 20 senedir de buradayız abi. Maşallah. Şimdi insanlar buraya gelme sebeplerinden bir tanesi hiç şüphesiz buranın lezzetidir. Tabii lezzetini. Yani ustalık, lezzet ayrı. Bir de buranın yani mesela genelde işçi kesimi. Evet. Yani, sanayi bölgesi. Fiyatlarımız aralıkları nasıl ustam? En azından takipçilerimiz de bunu bilsin. Ona göre gelsinler. Uygundur abi burada çarşıya göre. Bizim dürümlerimiz yani kebap dürüm 40 lira, ciğer dürüm 40 lira. Evet. Tavuk dürümümüz 35 lira. Sulu yemeklerde, sulu yemeklerimiz kuru fasulye ne kadar? Kuru fasulye 35 lira, kuru fasulye pilav 40 lira. Kuru fasulye pilav 40 lira. Balık ne kadar? Balık 50 lira abi. Balık 50 lira. Ondan sonra humus vardı içeride. Humus 35 lira abi. Bir de güvecimiz vardı. Güveç 40 lira, pilav 45 lira. Zaten bunlar yani şu anda günümüz şartlarına göre bana göre biraz daha düşük fiyatlar. Yani lezzetlerine zaten birazdan bakacağız. Yani onunla ilgili kendi duygu düşüncelerimizi takipçilerimize söyleyeceğiz ustam. Evet. Haftanın 6 günü buradasın sen. Evet 6 günü. Yani pazar günleri kapalı. Pazar günü kapalı. Sabahları işte çorba da var herhalde. Evet, ustam içeride söyledi. Mercimek, tavuk. 20 lira. Çorba 20 lira. Dışarıdan bizim takipçilerimiz geldi buraya yemek yiyecek. Saat kaçta açık, kaçta kapalı? Abi saat 6.30'da sabah başlıyor. Akşam 5'e kadar. Akşam 5'e kadar açık yani. Burada gelip burada bu lezzetlerin tadına tamam. Saat bilimleri içerisinde bakabilirler. Evet arkadaşlar. Biz de şimdi bu lezzetlerin tadına bakacağız. Kendi duygu düşüncelerimizi tabii aktaracağız. Bedüsta'ya da bu arada şimdilik de çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten yani tavsiye üzerine geldik. Bize lezzetlerine bakacağız. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Şimdi bir çene neler olur neler olmuyor. Bunlarla ilgili bakalım biz. Kolay gelsin öncelikle. Nasılsın? Hoş bulduk. Allah razı olsun. İyi misin? Allah razı olsun. Şimdi senin menüde ne var abi? Bizim şu andaki menümüzde özellikle sabah değil mercimek çorbamız var. Evet, mercimek çorbası var. Tavuk çorbamız bulunmaktadır. Bir de tavuk çorbası var. Bunlar sabah çıkan ürünler. Öğlen ürünlerde. Öğlen menümüzde bol etli kuzu etinden kuru fasulyemiz var. Tabii. Yanında pilavımız. Tane tane pilav var. Tane tane evet. Evet. Var. Bir de öğlene doğru çıkan olan humus yemeğimiz var. Tarsus'un meşhur humusu değil mi? Tarsus'un meşhur yemeği. Dövmeli. Dövmeli evet. Ellerinize sağlık. Tabii. Tahinli. Bu bol tahinli yapılıyor. Bu soslu yapılıyor. Tabii soslu yapılıyor. Bir de burada güvecimiz var abi. Bir de burada özellikle de toprak meclisine yapılmış. Bizim güvecimiz vardı. Evet. Görüyor musunuz? Bu mevsimde çıkacak olan en güzel güveç yemeğimizden biridir. Fırına yollarız. Tam 3 saat fırında kalmak suretiyle çıkar gelir. Ve ondan sonra yemeğimiz... Bir de balık var herhalde. Balığımız var. Şu andaki balığımız tam da en güzel çıkacak olan barbunya balığı. Barbunya var. Şu anda mevsimi yani değil mi? Bu
Adunya'mız kesildikten sonra Sardalya balığıyla üretilir. Abilerim aferin. Abi de size Allah'a emanet olun. Sağlık efendim. Evet abi, Mardunya var dedi. Mardunya balığımız var. Mardunya kalite ustamda sorulur ha, kalite. Biz bu işi tam 30 seneden beri burada yapmak. 30 senedir buradasınız. 30 seneden beri yapmak. Evet. Biz memur müşterimizden müşteriyizden memur. Valla bizden memuruz. En güzelinden memurlar bu. Gelen müşterimiz eğer damakla kivili görleyebiliyorsak bize ne mutlu. Ya şöyle bir şey var, biz tavsiye üzere, kendi ustamın tavsiye üzere biz buraya geldik. Biz bunların en önemli öğünlerinden birkaç tanesinin tadına bakacağız, seçeceğiz. Bizi kendi düşüncelerimize, kendi takipçilerimize biz burada aktaracağız. Darbunya da pişiyor. Evet abi. Şurada olduğu gibi. Menü belli. Evet belli abi. Oh, nasıl yemeyeceğim bunu? Evet usta. Şimdi lokantaya geldik. Lokantaya geldiğimiz belli olsun diye. Evet. Sulu yemek yiyeceğiz. Yani en meşhur olan şeylerden bir tanesi bana göre lokanta kültüründe kuru fasulyedir. Evet abi. Kuru fasulye pilav arkadaşlar. Ben bunu biliyorum. Sana iyi de lokantaya gelmişsen kuru fasulye pilavından ne bakacaksın? Senden ricam şu kuzu etinden yapılmış kuru fasulyeden bir tavuk, bir de pilav olsun, humus olsun, güveç olsun, abi yani hepsinden olsun. Sen de yiyeceksin. Hepsinden olsun abi, hepsini yiyeceksin abi. Abi şimdi ne dolduruyorsun bize? Abi kuru fasulye dolduruyorum. Kuru fasulye dolduruyor şimdi. Kuru fasulye. Evet abi, bu bizim. Güvecimiz de vardı abi. Evet abi. Etli. Etli güvece bak abi, şuna bakar mısın? Pilav da bizim abi. Evet, pilav da bizim. Ellerine abi. Sağlık. Şuna çok baksana tane tane ya. Allah. Ye belediye çağırıyor. Evet abi. Pilavımız da hazır. Evet abi, benim humusumuz da hazır. Şöyle dolduruyoruz. Çok fazla olmasa da olur. Evet abi benim. Müşterilere ne kadar veriyorsanız bize de o kadar verir. Aynen abi bak. Evet. Allah Allah. Yağ da kızarıyor. Fazlalarımızı atıyoruz. Fazlalarımızı atıyoruz. Hepsinden atıyoruz. Hepsinden atıyoruz abi. Bu özel sosu değil mi? Evet abi ben. Evet, yağımız da hazır abi. Abi ellerine sağlık ya. Görebilir miyim şöyle? Evet abi böyle bak. Abi biz şimdi masaya geçiyoruz. Abi Atiye dostum. Sen ya. Masaya gönderirsin abim benim hepsini. Masa sizindir. Çok abi. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Ellerinize sağlık, sağ ol. Evet be dostum. Şimdilikten eline, koluna, emeğine sağlık. Ne yapıyorsun? Daha tadına bakmadım. Tadına bakacağız. Burada bizi takip eden insanlara, bizim kendi takipçilerimize yaptığın sunumdaki bu lezzetlerimiz burada insanlara biz sunacağız abi. Öncelikle şurada bir kuru fasulye vardı. Etli kuru fasulye. Önce biraz yaklaşır mısın? Şunları bir önce şu masayı bir çeker misin şöyle? Şurada kuru fasulyemiz vardı. Etli güveç var. Tarsus'un olmazsa olmazı tabii ki humusu var. Hem de tereyağlı böyle. Humus var tahinli. Bedi ustamın 30 yıllık meslek aşkından doğan kebabı var. Bir de ter ter dağılan burada pilavımız var arkadaşlar. Ustam. Şu kuru fasulyenin öncelikle bir tadına bakalım. Yani bu saat kaçta pişiyor Bedi Usta bu arada? Bu saat 10 gibi hazır. Saat 10'da hazır oluyor. Evet. Yani bu orijinal şey değil mi? Kuzu etinden yapılmış. Tamam içinde. Tamam kuzu eti. Abi diğer malzemelerin tanıtımı yapar mısın sen şimdi bize? Abi malzemelerimiz birinci sınıf, birinci kalite şeyler. Hepsi kuzu etinden. Bir şey değil. Humusumuz tereyağlı. Evet gördüm onu şey yaptık biz. Evet, tamam. Abi kıyma el kıyması mı? Evet abi el kıyması. Bak abi bunun tadına. Tabi ona da bir tadına bakalım şöyle. Bu arada kuru fasulye var ya arkadaşlar. Yani böyle bir lezzet yok. Ciddi anlamda söylüyorum. Kuzu etinden. Evet. Bu da zırh kıyması değil mi abi? Evet abi. Aç içine görünür. Soğanımız da var. Şöyle. Normalde kaşık kullananları dövüyorlar ama. Ne abi çatalım. Hmm.
Olursa sen bu işi yapayım. Namı affediyorsun. Yemin ederim var ya. Sen bu işi yapayım. Bu güveç, zaten orijinal güveç demiş öyle değil mi? Yani mesela başka şeylerde, tencerelerde falan piştikten sonra şey değil, değil mi? Güveç demiş. Yani güveç demiş fırında. Fırında yani 3,5 saat. 3,5 saatte orada bekletiliyor, ondan sonra buraya geliyor değil mi abi? Arkadaşlar özür diliyorum size, yüksek müsaadenizle. Sabah 7.30'da gider fırına, 11'de gelir. Abi bir şey söyleyeceğim yani. Sen neden hepsine böyle kuzu eti kullanıyorsun abi? Yani bu kadar aroması, lezzetli. Çok tadı, farklı yerlere götürüyor insanı. Tadı o burası. Çok güzel. Abi eline koluna sağlık ya. En son humusumuzun tadına bakalım. Tarsus'un meşhur humusu arkadaşlar. Hem de tereyağlı, bol tahinli. Abi var ya. Yani şu yemekler için gelinir ha abi. Cidden söylüyorum, gerçekten çok çok lezzetli abi ya. Aferin olsun abi. Bu ana yemek gibi değil mi? Yani bu tamam. Ana yemek. Yani şey değil, meze değil yani. Her zaman burada bulunan yemek. Değil mi? Evet kıymetli dostlar. Bedi Usta'ma çok çok teşekkür ediyorum. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Allah razı olsun. Biz şimdi çekimden sonra tabii burayı silip süpüreceğiz yani. Burası ziyan olmayacak. Allah hepinizden de razı olsun. Arkadaşlar YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Bol bol yakışıklı ve de güzel yorumlarınızı da eksik etmeyin. Hepinizi çok seviyoruz. Başka videolarda görüşene kadar Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla. Bedi Usta'm bir el sallar mısın şöyle?